Evet, değerli basın mensubu arkadaşlar, şu anda İnegöl'ün Ceviz Diyarı, Konurlar Mahallesi'ndeyiz. Bu mahallemiz son yıllarda cevizle anılmaya başladı. Bundan 10 sene önce ufak çapta başlayan ceviz tarlaları, bugün bahçelerimiz, daha genç bahçelerimiz de çok yoğunlukta. Bugün yılda 1000 ton ceviz alma durumuna gelmiş durumdayız. Gerçekten cevizi çok kaliteli, çok güzel. Çiftçilerimizin kimisi şu anda gördüğünüz gibi işte makineyle silkeleyip, işçilerle toplayıp yeşil şekilde satıyorlar. Daha sonra bazı çiftçilerimiz de yeşil satmayıp bekliyorlar. İçini çıkardıktan sonra kuru bir şekilde satıyorlar. Bugün burada üretmiş olduğumuz bu mahallede, Konurlar Mahallemizde üretilen 1000 ton ceviz bu katlaya katlaya gidiyor. Onu da söylemiş olayım. Geçen sene burada, evveli sene burada 250 ton ceviz üretiliyordu. Geçen sene 500 tona çıktı. Bu sene 1000 ton. Bu önümüzdeki sene 2000 tona doğru yaklaşacak. Çünkü bahçelerin genç ve büyümeye evresinde olduğundan dolayı. Şu anda gördüğümüz ceviz, yaş ceviz 12 TL'den gitmekte. Daha sonra kuru cevizler de muhtemelen 30 TL'nin üzerinde, 35-40 TL civarında çiftçilerimize gelir getirecek. Yani buradaki cevizin kaliteli olmasından dolayı bu sene beklentiler 70 TL civarında, yani çıkar oralara çıkma ihtimali var. Zaten pazar sorunu da yok. Bu ceviz gerçekten kapış kapışa giden bir ceviz. Bunu da belirtmiş olayım. Konurlar Köyü'nden Cenk Tanrıkulu ben. Bu ceviz işine biz 10 yıl önce başlamıştık. Tabii ağaçlarımız her sene katlayarak bu cevizde gidiyor. Ve geçen sene ben toplamda bu köyde 30 dönümde ceviz bahçemiz var. Geçen sene aldığım rekoltenin tam direkt 2 katını almış bulunmaktayım. Ve pazar sorunumuz yoktur. Şu anda cevizin yaşını tabii kalitesine göre, kalibresine göre minimum 12 liradan veriyoruz. Kuru cevizde de beklentimiz 70 TL ve Allah bütün herkesten razı olsun ve köyümüzde şu anda büyüklerimizden de razı olsun. Köyümüzde şu anda cevizle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Her şey yerli yerinde.